Herkese merhabalar. Şekerli ve Tuzlu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 15 dakika içerisinde yapıp yiyebileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Tava böreği. Hadi böreğin tarife geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle 3 dal ıspanak aldım ve güzel bir şekilde yıkadıktan sonra ince olacak şekilde doğruyorum. Lütfen ince doğramaya özen gösterelim. Dilerseniz ıspanağın yanında bir dal prasa da kullanabilirsiniz eğer istiyorsanız. Ispanaklarımı doğradıktan sonra tabağımın içerisine alıyorum. Aldıktan sonra elimle güzel bir şekilde ovalıyorum. Bu işlemi mutlaka yapalım. Bu sayede ıspanaklarımız diri kalmayacaktır ve biraz suyunu salacaktır. Ispanaklarımızı bir kenara alıyoruz ve artık hazırlamaya başlıyoruz. Tabağımın içerisine bir tane yumurta alıyorum. Bir su bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ ve bunları güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada büyük boy yumurta kullandım. Eğer yumurtalarınız minikse 2 tane de kullanın lütfen. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra Diğer malzemelerimi ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığından biraz az olacak şekilde tuz ve 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 1 su bardağı kaşar peynir kullanıyorum Dilerseniz beyaz peynir veya başka peynirler de kullanabilirsiniz ve güzelce suyunu sıktım artık ıspanaklarımı üzerine ilave ediyorum Bunları güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra artık azar azar unumu ilave ediyorum. Un miktarı sizlerde farklılık gösterecektir arkadaşlar. Ama ben sizlere böyle detaylı bir şekilde göstereceğim. Unun ne kadar böyle değişiklik gösterdiği. Bakın şu anda bir bardak dahi ilave etmedim. Önce bir karıştıralım. Bakalım kıvamına ona göre unumuzu ilave edelim. Tamamını ilave ettim. Tekrardan karıştırıyorum ve kıvamına bakalım. Kıvamı hala çok böyle akışkan bir kıvamda. Biraz daha un gerekiyor. E, toplamda arkadaşlar buçuk su bardağı un ilavesi yaptım. Ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Sizlerde değişik gösterse gösterse arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar gösterecektir. Lütfen e, un miktarını güzel ayarlayalım. Sizler için kıvamını göstereyim. Bakın çok akışkan bir kıvamı yok arkadaşlar. Aynı zamanda çok katı bir kıvamı da yok. Orta akışkanlıkta bir harç elde ettim. Tavamı güzel bir şekilde ısıttım. Ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Artık harcımı içine ekliyorum. Bu arada arkadaşlar lütfen kullandığımız tava yapışmaz bir tava olsun. Aksi takdirde güzel sonuç almayız. Bu aşamaya lütfen dikkat edelim. İç harcımı döktükten sonra bir spatula yardımıyla ya da bir kaşık yardımıyla üzerini düzeltelim. Hepsi eşit bir şekilde pişsin. Ocağın altını en kısık ateşe getiriyorum ve artık pişirmeye başlıyorum. 5 dakikamızı alacaktır yaklaşık bu aşama arkadaşlar. Bakın kapağını açtım ve hala elime yapışıyor. Tekrardan kapatıyorum. Tekrardan test edelim. Bakın bu sefer elime yapışmıyor demek ki pişmiştir. Altını bir kontrol edelim. Ve güzel bir şekilde pişmişse ters çevirelim. Ters çevireceğimiz her neyse kapak veya tabak olabilir arkadaşlar ama lütfen altını yağlamayı unutmayalım. Böylece çok kolay bir şekilde tekrardan tavan içerisine aktaracağız. Yani e, kapa kullanıyorsak kapağın üzerine yağlayalım. Tabak kullanıyorsak aynı şekilde yağlamayı unutmayalım. Aynı şekilde bir 4 dakika diğer tarafını pişirdim gördüğünüz gibi ve artık hazır. Tam da bu kısma kadar geldiyseniz arkadaşlar lütfen yorum bırakmayı, abone olmayı ve beğeni vermeyi unutmayın. Lütfen böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Bıçağı keserken zaten hissedebiliyoruz arkadaşlar. içerisinde hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten hamur olsaydı bıçağımız da aynı zamanda hamur olurdu. İçerisi göz göz çok güzel, nefis oldu gerçekten. Bu tarif arkadaşlar gönül rahatlığıyla kahvaltılarınıza, çay saatlerinize deneyebilirsiniz. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Eğer denediyseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum sabırsızla. Bir sonraki tarifimizi Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.